Şimdi haklı bir galibiyet aldığımızı düşündüm. Öncelikle onu söyleyeyim. Aylar sonra evimizde gelen galibiyet ve inanılmaz bir mücadele. Mutluyum. Yani oyunu aslında iki bölümde değerlendirmek lazım. İlk 20 dakika ve sonrası. İlk 20 dakika biraz oyuna onlara müsaade ettik yani. İstediğimiz tarz değildi. Arkasından ikinci devre önde basmamız ve biraz da üretken olmamızı söyledim. Yani bu tempoda kazanmamız çok zor ilk devrede özellikle. Ama baktığınız zaman da Erzurumspor'un net iki tane %100 pozisyonu var yani. İlk devre öyle oyunun onlarda gözüktü dönemlerde. Kaleci Korcan iki tane harika bir kurtarış yaptı. Yani yapmasa belki de olayı daha önce çözebilecektik. Şimdi ikinci devre oyunun tüm bölümü yani 45 tane bölümü son 10 kişi kalana kadar işte 15-20 dakika hep bizde. Orta saha merkezdeki bir oyuncumuz atılmasaydı eğer yani Petrus atılmasaydı Omolo'yu zaten kartı var diye çıkarttık oyundan. Eksik kalmayalım diye. Atılmasaydı tabii Novi ile ve El Kebir'le zaten plan böyleydi. El Kebir toparlamaya çalışıyor ama bize çok inanılmaz bir faydası olacak bir oyuncu. Onu da gösterdi zaten. 3'e 1 hatta 2 3'e 2 falan yakaladığı pozisyonlarda tabii 10 kişi kalınca gidemiyorsunuz ama yine de 10 kişi de pozisyon verdik. 96-6'da bir pozisyon verdik. Bu benim için önemliydi ve hiç gol yemeden bitirdiğimiz maçlardan bir tanesi. Yani gol yemedik. Şimdi bu puan tabii hem camiye hayırlı olsun hem de emeğe geçen herkese hayırlı olsun. Çünkü Erzurum bu 3 puanı özlemişti. Zaten geldiğim günden beri bir çıkış var. Yani bir gidiş var. Bunun sonuca yansımasını inşallah dedim. Bu maçta yaparız dedim. O da oldu. Çünkü hak etti çocuklar. Kulübe, arkamızdaki tribün, işte gönüller hepsi istedi ve oldu. Hem de iyi oynadım. Özellikle ikinci devre iyi oynadım maçtı. Artık şimdi 3 günde bir maç oynayacağız. Şimdi yarın Sivas'a gidiyoruz. Takım bugün bir yenileme yapacak. Sivas'a gidiyoruz. Bir iki tane transferimiz olabilir. Çünkü lig uzun. Almayı düşünüyoruz eğer yetiştirebilirsek. Daha değerli toplu daha iyi olabilecek veya işte kırmızı kart var, sakatlık var olduğu zaman destekleyecek oyuncu gruba da ihtiyacımız var. Hayırlı olsun. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Özellikle son 15-20 dakika inanılmaz bir mücadele vardı. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Nefes aldık. Devam edeceğiz. Herkese hayırlı olsun. Soru sorar mıyız? İlk galibiyet. Evet. Helal sana gidiyor. Yani şimdi aslında Erzurum bir futbol kenti. Ben burada ilk defa çalışmama rağmen inanılmaz huzurlu çalışıyorum yani. İnsanların sevgisi, taraftarın yani hep içimizde olması ve bunu istemesi. Ben tribünler boş ama bizimle beraber olduklarını biliyorum yani halkın. Gönül isterdi ki bu maçı bir 25 bin kişiyle kazanmak isterdim yani. Böyle bir isterdim. Ama o da olacak. O da bitecek. Tüm taraftar armağan olsun. Özlemişlerdi böyle bir galibiyeti. Ama devam etmemiz gerekiyor. Bu bize bir moral, bir inanılmaz derece bir motivasyon. Ama bundan sonra artık Erzurum puan alınan yer değil de puan bırakılan yer olmasını bugün gösterdi çocuklar. Bunu da inşallah amacım bunu da devam ettirmek. Şımarmayacağız. Emin duracağız. Konsantre bozmayacağız ve devam edeceğiz. Etmemiz gerekiyor. 20 maç vardı. Ben bu demiştim. 9 galibiyet. Şimdi bir tanesini aldık. 8 kaldı. İnşallah gönüllerimizin istediği gibi devam ediyor. Bu arada da özellikle bu kıt zamanda ve bu çok dar zamanda çok önemli transferler yaptı. Yönetime de teşekkür ediyorum yani. Yani 11 tane, 12 tane adam gönderip de 8-9 tane bu arada inmek Bayer Babayiğit'in işi değildir yani. Bu öyle bir zor bir iştir. İndirdik. Arkadan daha toparlanacak oyuncularımız var. İşte El Kebir toparlayacak. Novi'nin formu yükselecek. Biraz daha tempoyu arttıracak ön taraf. Ondan sonra böyle devam edeceğiz. Çok sevindiğim bir şey oldu. Yani oynayan herkesin tek vücut olması ve bunu istemesi bir takım iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. İyi bir takım da bundan sonra da yoluna devam eder. Teşekkür ediyorum.